Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pankek yapımını göstereceğim size. Şöyle bitmiş halini göstereyim. Ben bu şekilde süsledim. İsterseniz kısa katlı da yapabilirsiniz bu şekilde. Tatlı olarak da yemeklerden sonra veya kahvaltıda tüketebilirsiniz bu şekilde. Ya da sizin hayal gücünüze kalmış reçelle, balla, peynirle, neyle isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kullanacağımız malzemeler. Bunu açıklama bölümüne de yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz miktarlarına. Şimdi öncelikle yumurtayla şekeri bir kaba boşaltıyorum. Bunlara birlikte çırpmaya başlıyorum. Güzelce çırptıktan sonra üzerine un ve sütü ilave ediyorum. Böyle güzelce çırpmak önemli arkadaşlar. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Bu arada vanilinle kabartma tozunu koyuyorum birer paket. Yine çırpıyorum. Ben elle çırpmayı daha uygun görüyorum. Siz isterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Bu şekilde akıcı, yoğun bir malzememiz oluyor. Yanmaz teflon tava da olabilir. Bu şekilde de olabilir. Granit de olabilir. Güzelce iyice kızdırdıktan sonra eşit miktarlarda tavamıza döküyoruz. Altı piştikten sonra çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi göz göz oluyor, kabarıyor ve hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Güzelce. Siz istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar bunu. İsterseniz bal, isterseniz marmelat, isterseniz şöyle bizim gibi küçük bir pasta bile yapabilirsiniz. İşte çikolata sürüp arasına muz koyup güzelce böyle, sonra tekrar pankek koyup üzerine pudra şekeri ekip güzelce böyle, daha sonra üzerine orman meyvesi koyup süsleyebilirsiniz. Daha sonra bunun üzerine bolca pekmez döktüğünüzde çok süper bir tatlı oluyor. Bunu da bilin. Dediğim gibi pekmezlerle, güzel tatlılarla tüketebilirsiniz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.